Hoş geldiniz değerli dostlar. Yepyeni bir ilk bakışla karşınızdayım. Oyunumuzun adı Hell Sign. Oyunumuz gayet izometrik bir yapıya sahip bir yapım. Konusu şu. Adamımız veya bayan karakterimiz, ki şu an bayan karakter hala gelmemiş, oyun erken erişimde, paranormal olayları araştırarak deliller buluyor ve bu parçaları birleştirerek o olaylara, paranormal olaylara ne neden olduysa tehdidi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bir nevi hayalet avcısı gibi ama daha korkunç hali diyebiliriz. Direkt oyuna girelim. Bakın burada direkt arkeolojist. Yani mesela burada özellikler hazine avcılığı, eser bir şeyler yapabiliyoruz. Şematik çıkartabiliyoruz. Detektif var. Drifter var. Gitar. Gitar çalabiliyor. Medkit, extra health. Stalker'ımız var. Aslında stalker olabiliriz ya. Bayağı bir sınıf var yalnız. Ben stalker olacağım abi. Vay, inventory'miz de varmış. Çürü bir şey. Bayan karakter yok gördüğünüz gibi. Yazalım Orhan. Ulan var ya. Ha, şuradan şeyi de değiştirebiliyor. Ay yavrum benim. Ne oluyor lan? Ya şu anda sen artık bizimsin. Senin ruhun artık bizim. Seni içten içe yiyeceğiz. Lanet olsun, bu bir cehennem olmalı. Aa, bir kabusmuş. Hala hayattayım. Neredeyim? Ben kimim? Yani ölmüş olmam gerekiyordu. Öyle hissetmiştim. Bu dövme de neyin nesi? Hala yeni yapılmış gibi görünüyor. Yani hey sen Scott, senden konuşuyorum. Adresi söylüyorum sana. Şimdi bir tane iş vereceğim, tamam mı? Buraya gel. Ne oluyor oğlum? İlginç, oyun çok ilginç başladı. Oo, atmosfer güzel görünüyor. Bu kim lan? Hey Kant, gel bakayım buraya. Ha, tam da zamanı. Ya sen benim konuştuğum Scott'sın değil mi? Scott mı? Bak adamım, yani arkamda böyle yarı otomatik bir silah duruyor, tamam mı? Zaten yoğun bir hafta geçirdim. Zamanımı boşa harcama. Zaten o sırada kedimi de kaybettim. Yani ben de dalga geçtiğini falan söyleme, tamam mı? Yoksa tepem atar yani. Aa, yani merak etme. Senle konuşan adam benim. Ha, teşekkürler canım. Şimdi ne yapacağını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ah, lanet olsun. İşaret. Bak burada etrafta diyor, şey okuyoruz diyor bu. Bir cihaz var. İnsanın işitemediği, duyamadığı, göremediği bir şeyleri kayıt eden bir cihaz var. Onun ismi EMF, elektronik bilmem ne diye başlıyor da unuttum. Etrafta böyle paranormal olaylar olmuş diyor. Ama merak etme adam, bu zaten senin işin. Tamam, yani ne yapmamı istiyorsun? Hani telefonda konuştuğumuz gibi etrafa bak bakalım, paranormal aktiviteler var mı? İşaretler var mı? Önce bir şeyini çıkar, o cihazını çıkar. Daha sonra etrafa bir kontrol et. İşin bittiği zaman buraya gel. Daha sonra neye karşı karşıya olduğumuzu değerlendirelim. Ven'e gidelim. Buradan şeyi alacağız galiba.
Oha. Ev nerede lan? Gölge gördüm lan sanki. Oha. Aa bak sol altta şey çıktı. Aa. Ceset var lan. Şuradan acayip ses geliyor acı. Burada da ceset var. İyi. Amulet buldum. Şeyi bul diyor. Ceseti bul diyor. Bulalım. Buldum ceseti. Ha. Oha. Acı şuradaki ceset büyük ihtimal. Yerde yazılar mazılar falan var. Acı takip ediyorum da bir şey çıkmıyor ki. Burada bitiyor. Pendant. Bir tane daha bul diyor bana. Acı şurada gösteriyor. Bir tane fotoğraf bulduk. Şimdi buradaki ize baktık acı. Şurada var mı ona bakalım.
Abi bu sesler ne ya? Şu odaya bakalım. İyi de benim anlamadığım iz yok ki. Biraz oynuyor sanki ya. Aha. Bir tane sembol buldum hacı. Hadi bakalım. Ah ya, ne buldun hiç önemli değil. Sadece bunu bir çözmemiz gerekiyor, tamam mı? Burada Krytonomikon şeyini çıkardı. Bunu bir çöz bakalım. O ne lan? Ha, işte duymak istediğim şey, tamam mı? Şimdi burada neyle karşı karşıya olduğumuzu çözeceğiz. Kimlik. Buradan kimliği bulacağız. Anlayış nedeni bilinmiyor. Ha, bunu işareti soruyor. Ezoterik mi? Okültik mi? Kimya ile ilgili mi? Pagani dini ile ilgili mi? Semboller burada. Kriptik. Banshee çıktı. Tamam. Şimdi Banshee olduğunu eminiz. Daha önceden de bir kasabadan güvendiğim bir adam vardı ama sonu pek fazla iyi bitmedi. Ha, merak etme, ben işimde profesyonelim. Ha, kendine çok güveniyorsun değil mi? Lanet olası pislik. Bunu sevdim. Şimdi dinle. Gitmeden önce şey yapmalıyız. Bu işi bitirmeliyiz yani bir an önce. Yani benim şeyim nerede? Param nerede hani? Ya bak, burada zaten elimizde avucumuzda bir şey yok, tamam mı? Baksana ne diyeceğim. Shaggy Chuckle down the Valley Road diye bir yer varmış. Ben orada buluş. Orada diyor, bu işi halledeyim diyor. Orada sana paranı ödeyeceğim diyor. Tamam. Madem öyle, sen bana işi öğret. Para vermene gerek yok kardeş. Sıfır para. Oo, bara geldik. Barda iyiliği ne bilir? Barmen bilir dedikoduyu. Mutlu saatler varmış 6 ile 9 arasında. Ah, burada. Ha, sen de kimsin? Nasıl ben de kimim?
Ben de dalga geçiyorsun değil mi? Nerede benim lanet olası param? Aa, sakin ol dostum. Yani bunda bu kadar şey yapmamalısın. Bak şurada şeydi var köşede, tamam mı? Orada. Ona şey redback deniliyor. Senin bulduğun şu işaretler var ya, ona güzel parayla satabilirsin. Ya ben şey mi yapacağım burada şimdi gidip? Ya yani ya ona karşı o kadar şey olma, güvenme yani. Sadece işini hallet, gerisini bırak, hani kanka falan olmayacaksın yani dedi. Ve daha öncesinden ona bir iş yapmayacaktım ama beni dolandırdı. Kedisini almış. Bir kumar karşılığında galiba. Redback nerede yavrum? Aa, seni biliyorum. Buradan pek fazla, yani buralar buradan değilsin, değil mi? Sana şey satacağız. İşaretimi göstereceğim. Dövmemi göstereceğim. Böylece tanıyacak beni. Sen polis misin? Kim gönderdi seni? Silahına uzanıyor böyle. Sakin ol dostum. Sadece biraz para yapmak için buradayım. Kim gönderdi seni? Beni nereden biliyorsun? Aa, Banjo. Tamam. Benim hakkımda ne söyledi? Yani pek fazla değil. Onu dolandırmışsın. Kedisini falan almışsın. Yani onu dolandırmadım, tamam mı? Hiçbir şeyde. Yani poker de çok kötü. Anlatabildim mi? Ya bu adama şey satacağız işte. Yani işaretler sende mi? Aynen. Güzel. Safe house. Evimize gideceğiz. Vay be. Ritüel mütüel falan yapacağız. Eğer bir şeyleri avlanmak istiyorsak. O burada skill'lerimiz var. Daha çok tuzak. Daha çok tuzak. Chemistry, elektrik. Kimyasal tuzak kurabiliyoruz. Elektrikli tuzak kurabiliyoruz. Kimyasal olsun. You don't have enough skill'imiz yok. Okay. O zaman niye gösteriyorsun pislik herif? Burası depomuz. Hadi bara gidelim abi. Bizim eleman burada. Adamım nasılsın? Biraz iş bakıyorum abi, param bitti. Yani bir tane şey varmış, silah dükkanı varmış. Orada benim bir eşyam var, özel bir eşyam. Onu gidip alırsan işini hallederiz. Merak etme, Puzzle Box diye bir şey varmış. Tamam, hadi onu da yaptım. Nerede? Burada. Oha. Hey adamım, senin için ne yapabilirim? Bir tane Puzzle Box varmış, ona bakıyorum da. Banjo'nun adamlarından biri değilsin, değil mi? Çünkü bu onun şey, pardon. Sen Banjo'nun adamlarından değilsin. Hani bu satılık değil, onun için dedik. Ben yanlış çevirdim galiba ya. Sen Noah mısın diyor, avcı olan. Hayır, ben Scott. Tamam. Termal dedektörler, mikrofonlar, torçlar, meşaleler falan filan. Eğer bir şeye ihtiyacın varsa buradan alabilirsin dedi.
Kardeş benim bunlara ihtiyacım yok ki. Aha burada. Ha. Tamam. Benim puzzle box'ımı aldın. Güzel. Yani en azından bana burada şey söyle. Nerede iş bulacağımı falan söyle. Tamam. Yeni adamlar, acemi adamlar arıyordu bu şey. Az önce görüştüğümüz adam var ya, kumarbaz. Onunla bir git konuş dedi. Konuşalım. Ne diyor? Silahta iyi misin diyor bana. Tabii ki de iyiyim. Bir tane sana göre işim var. Burada pek fazla uzak değil. Yani önemli bir şey değil. Sadece temizlenmesi gereken birkaç ufak bir şey var. Gider misin? Tabii ki. Tamam. Evi tamamen temizle. İşini iyi yaptığından emin ol. Yani benim burada saygınlığımı kaybetmene izin veremem. Tamam. O zaman sen eve git dedi bana. Pilot job. Bu ne? Ha, risk. Şuraya gidelim abi. Neymiş? Recent Miss Girl has left house under the police guard and solid disorder. Burada da paranormal olaylar varmış. Hadi bakalım. Nasıl yani? Repetition'a mı ihtiyacım var bunun için? Aa. Ana göreve gideceğiz o zaman. Bunlara giremiyorum. Neyse. Diğerde yan görevler falan çıktı. Diğer taraflarda. Müzik güzel, atmosfer güzel, ortam güzel, muhabbet güzel, hepsi güzel. Evet. Şimdi silahını al diyor. Oh yeah. That's the what I'm talking about, motherfuckers. Yeah. Şimdi şöyle nişan alıyoruz kardeş. Hayt yavrum benim. Öküp. Ne? Kick open diyor. Şey tekmeyle açlıyor kapıyı. Neredesiniz lan? Sizden korkan sizin gibi olsun. Hey, yo. Evet, hold. And grant clear the house. Bütün evi şeyden temizle diyor. Acı neyle karşılaşacağımı bilmiyorum ki. Tırstım şimdi ha. Lanet olası. Oğlum çok güzel lan. Abi çok animasyonları çok sevdim. Bir şey yok acı burada. Hayır. Lanet olsun. Oğlum, tam bir özürlü gibi oynuyorum.
Oğlum ölürsem ne gülerim var ya. Geber pislik. Oha bir oyun çok güzel ya. Lan. Kapın niye açılmıyor? Ha şöyle. Uy. Ha bura geldiğim yer değil mi? O mu nasıl bir ev? Kocaman. Abi öleceğim. Oha iki vuruşta ölüyormuş. Burada boşacı. Lan çok büyük ev lan. Ya hala alışamadım şuna ya. Bu ne lan? Oğlum ne oluyor? Bir dakika ya. O lanet olsun o yaşıyor. Onu tekrar göreceğimi hiç zannetmiyordum. En azından iki ayağı üzerinde duruyor. Sen neden bahsediyorsun lanet olası? Hey adamım seni şeyde buldum. Gölge boyut şeyinde buldum. Dimension kapı demek. Bütün böyle gölge canavar yaratıkları senin peşindeydi. Şey ne bu gölge kapısı ne oluyor? Ya normal bir yer değil tabii ki de. O yani oraya sadece şeyle gidebilirsin. Hell sign'la gidebilirsin. Yani cehennem işaretiyle girebilirsin. Cehennem işareti ne ya? Senin o arkandaki şeymiş bu. Aa, onun ne olduğunu zannediyordun gerizekalı. Yani bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu dövme hell sign mı oluyor şimdi? Evet sen gerçekten ciddi misin? Yani resmen ya burada bıktım artık tamam mı? Yani şimdi gideceğim zaten iki tane çıtır bir kızla ikiz kızla tanışacağım. Yani senin için pek fazla iyi değil. Yani özellikle bu işaretim varsa. Peki biz ne yapacağız yani hani? Benim puzzle box'ım kayboldu falan filan o ha bizi bulmuş. Anlatabildim mi? O şekilde bulmuş. Bunu puzzle box'ı gene kaybolmuş. Neyse ben Melbourne'a gidiyorum. Sonra görüşürüz. O zaman bundan işi alacağız. İşi hallettin mi? 3 gün oldu. Oha 3 gün mü oldu? Lanet olası o gölge yaratıklarıyla uğraşıyordum. Sen bana normal sıradan bir şey olduğunu söyledin. Sen bana yalancı mı diyorsun? Yani bu işte özel bir şey yoktu ve yani bu yani şu anda diyor %90 kısmını kesiyorum diyor yaptığın işin diyor.
Yani merak etme, her zaman iş falan olacak etrafta gibisinden söyledi. Neyse. Büyük ihtimal bunlara da böyle giriyoruz. Valla oyun acayip hoşuma gitti. Ciddi söylüyorum, acayip hoşuma gitti. Evet dostlar, bu oyun burada bırakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sevgi ve saygılarla.